Bir seyircimiz ısrarla soruyor aslında. Diyor ki Necdet Hocam'a şunu sorabilir misiniz? Ahmet Dönmez'in, gazeteci Ahmet Dönmez'in Hoca Efendi'nin çok yakınındaki insanlarla ilgili ortaya attığı iddialarla alakalı olarak biz hizmet insanlarının tavrı nasıl olmalı? Buna ne der demiş. Anlattıklarını okuyabilirler. Zaten okuyorlar herhalde ki bu soruyu soruyor. Ahmet Dönmez bir gazetecilik mantığıyla onu yapıyor. İslam'a hizmet ederim veya bir kısım kötülükleri engelleyeyim veya bir kısım hayırların önünü açayım maksadıyla yaptığını düşünmüyorum. O gazetecilik mantığıyla yapıyor. Bugünkü dünya literatüründe tatbik edilen gazeteciliği de bazı yönleriyle İslam ile ne kadar uyuşur uyuşmaz kritiğini yapabiliriz. Mesela vaktimiz olsaydı konuşacaktık. İslam'da tecessüs haramdır. Başkalarının kusurlarını araştırmak haramdır. Halbuki bugünkü gazeteciliğin özü zaten casusluktur. Eskiden gazetecilere kart verirken ne diyorlardı? Gazeteci değil yani. Journalist. Journalist. Jurnalci. Yani casus demek. Yani gazeteciliği özünde kritize ettiğimiz zaman İslam'la telif etmek de mümkün değildir. Ahmet Dönmez de takdir ediyorum kendisini aslında gazetecilik yapıyor. Beğenirsen al oku. İslami temel ölçülerinize uygun değilse okuma. Evet. O şekilde. Ama hizmetin etrafında yani Hoca Efendi'nin etrafında bulunan insanları çürütme yolu, gazetecilik yoluyla bunu velev öyle kusurları olsa bile ki bilemiyorum, olduğuna inanmıyorum. Olsa bile ki bu yolla onları tenkit etmek, çürütmek, efkâr-ı ammede. Evet bunu da İslami temel prensiplerle telif etmek mümkün değildir. Onun başka bir yolla varsa kusurlar telafi edilmelidir. Meseleyi bu açıdan yaklaşmak. Ama o gazetecilik yapıyor. Ama siz de kendi ölçeklerinizle biz gazetecilik yapmıyoruz. Ben gazetecilik yapmıyorum. Ben bildiğim Kur'an ve sünnet evet. ve Risale'den öğrendiğim temel İslami ölçülere göre hareket ettiğime göre Ahmet Dönmez'in haberleri hakkında da ancak bunları söyleyebilirim. Evet. Fakat hocam ve kusur da bunlar da bertaraf edilmelidir. Evet. Onu bilemiyorum. Size katılamayacağım bir nokta var. O da şu. Mesela ben hizmetin bir ferdi olarak aldığım işte bir yerde de yetkiliyim. Aldığım bir karardan dolayı eğer şu anda insanlar zulüm görüyorsa, benim yaptığım hatalar ve yaptığım yanlışlardan dolayı zulüm görüyorlarsa benim hesap vermem gerekir mi gerekmez mi? İnsanlar zaten onu sohbetin başında söylemiştim. Yani Nisa suresi 148. ayette kusurlar fahş edilmemeli ancak zulüm olursa bu müstesna. Eğer haksızlığa uğramışsa, zulüm görüyorlarsa onu fahş etmek de bizim dini bir vazifemiz olarak bize tereddüt ediyor tamam. diye daha önce de söylemiştim evet. zaten. Tekrar etmiş oldum.